Nisan nasıl geçti? Böyle, böyle, böyle <laughs> geçti. Herkese merhaba. Ben Zimnişi Simay. Çok iyiyim bilmem fark ettiniz mi? Ama sonunda Nisan ayını geride bıraktığımıza göre Hobonichi Weeks Nisan turuyla karşınızdayım. Şimdi bu çılgın Nisan'da neler oldu? Buralarım aynı. Biliyorsunuz ufak tefek defter update'leri yaptığım zaman onları da söylüyorum size. Bu sefer çok fazla bir şey yok. Çünkü Nisan hani ne yenileyim, ne yapayım falan diye düşünmelere de pek fırsat vermediğinden direkt aylık görünümle başlıyorum. Şimdi buralara işte ben doktor randevularıymış Mutlaka o gün hatırlamam gereken şeylermiş. Onları not alıyorum ay başında ki sanırım tabii Mayıs ayını beraber kurmuştuk. Onu da yukarıda linklerim. Onları not alıyorum. Haftalık planlarımı hazırlarken de dönüp buralara bakıyorum. Şimdi bu ay bireysel, tamamen Sima'ya özel şeyler, özel hayatla ilgili şeyleri pembeyle highlight ettim. İşte bunun arasında psikoloji, psikolog randevum var, doğum günleri var vesaireler. İşle alakalı şeyleri morla işaretledim. Sonra araya yeşil meşili bir şeyler koymuşum. Onları şu an baktığınızda tam nasıl nasıl ettim. Ben de hatırlamıyorum ama hepsinin o an bir mantığı vardı. Ondan emin olabilirsiniz. Onun dışında buraları sonradan süsledim boş kalınca. Buraları da o ay hani mutlaka buna bir bak bu ay ya bunu hallet dediğim şeyleri yazıyorum. Ama gördüğünüz gibi mesela üçte ikisini bir sonraki aya postalamışım. Planlar her zaman uyumak için değil, akıl sağlığımızı korumak için yapılıyor. Bunu da tekrar hatırlatıyorum efendim ve kameraya da alışık yaklaştırdıktan sonra hemen sizi haftalık sayfalarıma götürüyorum. Nisan nerede başlıyor bakalım. Evet Nisan teknik olarak burada başlıyor. Bir cumartesi günü, bir Nisan'ın da cumartesiye denk gelmesi şaka gibi gerçekten böyle başlıyor. Şimdi burada yine bu tarafa asıl o günkü randevularımı vesairelerimi mutlaka yapmam gereken şeyleri yazarak devam etmişim. Bu tarafa bu hafta yapmam gerekenlerin listesini yapmışım. Bir de Zimnişis'in ın Instagram'ını yapıyordum. Geçen seneden de hatırlarsınız belki. Instagram'a hangi gün ne post göreceğimi yazıyordum. Ama şu anda böyle sadece Instagram'a özel değil de hani Zimnişis için genel itibariyle neler yapacağım. Onları not aldığım bir bölüm yapmaya çalışıyorum. Bu sefer buraya highlightlarımı girmişim. Çok çok özel günlerde de bugün mesela çat diye baktığımda görebiliyorum. Cumartesi gecesi Philadelphia'daki arkadaşlarım beni arayıp kimin tüm konserini bana canlı izletmişlerdi. O, o yüzden oradan bir screenshot alıp yaklaştırdıkça adamın suratı görünüyor mu? Görünüyor. O resmi buraya yapıştırdım ve gördüğünüz gibi bunu açar açmaz hangi gün olduğunu çat diye görebiliyorum. Yani burada da gerçekten bu haftanın ortasında ben karşıya Levent'e geçerken metrobüse bindiğimde yağmur başlıyor gibiydi. Metrobüsten inip Özdelek Plaza'ya vardığımda camdan dışarı baktığımda kar yağıyordu. Çok tuhaf zamanlar geçirdik. Sizi bilmiyorum ama bence gerçekten çok tuhaf zamanlar geçirdik. Bunlar da La Dolce Vita'nın Şimdi bir sonraki haftaya geçelim. Burada da yine aynı formatım devam ediyor. Aslında bildiğiniz gibi çok da fazla bir değişiklik yapmıyorum. Tracker'larım var. Uyku tracker'ım var. Burada yine highlight'ları buraya yazmışım. Buraya o gün yapmam gerekenleri yazmışım. Ee, doğum günleri vesaireler falan olduğu için siparişlerim biraz fazlaydı. Onları buraya not almışım. Bir de gerçekten önemli olanları ayrı başlık açtım. Çünkü hakikaten böyle aman ne olur unutma, lütfen unutma, kurban olayım unutma dediğim şeyler vardı. Onları da buralara yazmışım. Bu Anxiety'yi falan kendime not düşmüşüm. Mesela salı günü bunu hatırladım şimdi burada görünce. Nedense bütün gün boyunca manasız bir şekilde yiyorum yiyorum doymuyorum modundaydım. Onu da buraya o yüzden hunger diye not düşmüşüm. Yine da bazen günlerine yazıyorum bazen bu tarafları yazıyorum. Biraz böyle hani neyi nereye yerleştirebilirim ona göre değişebiliyor. Sonra bir sonraki haftaya geliyoruz. Bu hafta ben tek stickerla kurulum yapacağım kardeşim, uğraşmayacağım deyip şu sticker'ı ortadan ikiye bölüp, bunlar yine La Dolce Vita'nın buraya yapıştırmıştım. Sonra şuraları yapınca burası çok boş kaldı. Şimdi normal İsmail oraya da bir sticker buluyor onu kondurur. Ama 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 tek sticker kuralıma uymakta kararlıydım ve çok sevdiğim çiçekler olan Nisan ayına da ithafen yani çok anlaşılmıyor galiba ama bu lale arkadaşlar. Anlamayan varsa ben söylemiş olayım. Sizin gözünüz bozuk gidin konsoletlerim. Bu, bu lale tamam mı? Sonra bu sefer işte ufak tefek değişikliklerle önce devam ediyorum. Highlight'larımı bu tarafa yazmışım. Ne yapıyorum, ne ediyorum falan buraya yazmışım. Buraya da, şimdi trackerlar şuraya geldiği için bu alt tarafı, burada biliyorsunuz, oradan gözüküyor mu? Hobon için şurada kendiliğinden bir çizgisi var. Tracker'ları buraya koyunca bu alt taraf çok boş kalmıştı. Şansa o hafta iyi okudum ve buraya da böyle şu ikonları koyaraktan okuduğum kitapları yazdım. Bu da, şu arada çekmecemde var mı? Kaveko kalemimde şu siyah kartuşları kullanıyordum. Bu bir kutuyu bitirince içinde zaten çok fazla kalmamıştı. Şu kalem şeyini, görseline kesip... Onu da kutuyu atmadan önce. Çünkü çöp biriktirmek, o çöpleri bir yerlere yapıştırmak. Bizim işimiz biliyorsunuz. Buraya defterime yapıştırdım. Çünkü yine bu hafta bitmişti o kutu. Sonracığıma bir sonraki haftaya geçiyoruz. Burada da Washi Tape Shop'un stikerlerini kullanmıştım. Bir önceki haftanın yani şuranın bir şey dedi buraya yazma fikri hoşuma gitti. O yüzden highlight'larımı buraya yazdım. Bunlar aynı günlük yapmam gereken şeyler. Tracker'larım. Burada da socials dediğim gibi işte sadece Instagram değil de zimli neler yapacağım, ne edeceğim onu takip ettiğim bir alana ay ayarladım buraya. Sonra burada o hafta yapmam gerekenler var günü belli olmayanlardan. Bir de dediğim gibi bir önceki haftanın formatını sevdiğim için bu alanında bu sefer daha ilk baştan itibaren o hafta neler okuyorum, neler izliyorum Onları yazmak için kullandım. Ama mesela burası yeterli gelmemiş. Arada bu taraflara taşanlar da olmuş. Olsun o da sorun değil. Sonuçta şu ikonlar sayesinde şöyle bir sayfaya baktığım zaman bunlar izlediklerim onu anlayabiliyorum falan filan. O açıdan da iyi oluyorlar yani. Ve geldik son haftaya. Bu da geçtiğimiz haftaydı ve Lisa'nın son haftası süper çılgındı. Her gün pazartesi gibiydi. Diğer yandan her gün cuma gibiydi. Biraz böyle o hisler doluşmaya başlayınca ben de böyle minnoşlu ve renkli bir tema yapmak istedim. Burada da yine çok fazla bir değişiklik yok. Bu tarafa günlük şeylerimi yazdım. Burada yine trackerlarım var. Highlights'ı bu sefer ufak bir yer ayırdım böyle. İstediğimde az bir yerde kullanabiliyormuşum arkadaşlar. Burada da bunu görmüş olduk. Böyle bir yer ayırmama ya da böyle bir yer ayırmama gerek yokmuş. Ama bunu da tabii şöyle yakından göstermem gerekirse kalemin ucunun ince olması. Kavecon'un extra fine ucu bu. Kalemin ucunun ince olması da oldukça etkili. Çünkü diğer türlü yazım büyük olduğu için tek satıra, tek cümle sığdıramıyorum. Sığdırsam da bu özellikle G'ler, L'ler falan böyle birbirine geçiyor. Sonra other crap. <laughs> Oraya da bunları yazmışım. Bir de tabii hasta oluyorum krizine girerekten ilaca başlamıştım. Onu da burada işaretledim. Şimdi de bunun kurulum videosunu paylaşmadım ama Mayıs'ın ilk haftasına da Böyle mınnoş karpuzlarla başlamış bulunuyorum. Şimdi arkadaki not sayfalarına geçelim. Buralarda da yine bir değişiklik yok aslında. Olur da önden görmeyenler varsa kendime şöyle bir sayfa yapmıştım notlar kısmına başlarken. Burada indeksim var. Sonradan çok fazla bir şey eklemedim dediğim gibi değiştirmediğim için. Bunu böyle ortadan ikiye bölmüştüm. Kendi bireysel tracker'larıma başlamadan önce burada şifrelerim vesairelerim öyle şeylerim var. Sonra bakmak istediğim işte başkalarının önerdiği filmler, diziler vesaireler burada. Zimli şişin renkleri vesaireler burada. Okuma listelerim burada. Sonra mood tracker'ım var. Burada da henüz Nisan'ı son ikisini işaretlememişim. Bunu da tamamlamam lazım size gösterirken ben de görmüş ve hatırlamış oldum. Bunu yıl sonuna kadar hepsi peş peşe olsun, araya başka bir şeyler girmesin diye hazırlamıştım. Yine devam ediyor. Okuma çakırım Nisan ayında böyle oldu. Okumadığım günler olmasına rağmen bu ay iyi okudum. Kendimle gurur duyuyorum. Sonra kristaller listem, mış listem. Bu da sonradan eklediğim okudukların bölümü. Buna iki ekstra sayfa daha bıraktım. Hani 3 ay, 4 ay falan sığıyor tek sayfaya diye. Dediğim gibi okumadığım günler olsa da Nisan'da okuduklarım bunlar ve en kısa zamanda da bu kitaplardan da bahsettiğim Nisan ayında okuduklarım videosu gelecek efendim. Sonra bunun sonunda da 2023'te izlediklerim kısmı var. Bunu da yine sonradan ekledim. Bunu başka bir yere yazıyordum ben. Tam nereye yazıyordum hatırlamıyorum. Sadece bu tarafta da haftalık tarafta yazıyordum sanırım. Onları da toplu bir şekilde buraya yazdım. Bu ne işime yarayacak bilmiyorum ama elbet <laughs> belki dönerim bakarım falan falan diye oraya eklemiş bulundum. Bu My 100 listesinde ben Memorable, memorable bir de konuşabilsem Memorable Moments diye başlık attım. İyi kötü ayrımı yok. İşte heyecanlı, üzgün ayrımı yok o ay ya bu oldu, ya bu oldu diye böyle hani ileride dönüp ha bu da böyle bir aymış dedi, çek şey dedi. Buraya ekliyorum. Ocak, Şubat, Mart böyleydi gördüğünüz gibi. Nisan'da bunlar biraz daha fazlalaştı. Çünkü dediğim gibi iyisiyle kötüsüyle oldukça olaylı bir aydı Nisan. Onun dışında bu arka sayfalarımda da hiçbir değişiklik yok. Bu tarafı da bunun ilk ayırdığım tarafını da notlar kısmının. Toplantı notudur vesairedir. Bunu yani göstermemin bir manası yok. İçinde notlar var çünkü sadece. Gerçekten notlar, sıkıcı notlar. Kullanmaya devam ediyorum. Ve başka atladığım bir yer oldu mu? Olmadı sanırım. Bir tek yine çok minnak bir değişiklik ama değişiklik olaraktan yıllık görünümüm de bu. Bu da Nisan'ın tamamlanmış hali. Bu sayfanın görüntüsü benim böyle doldukça daha çok hoşuma gitmeye başladı. Bazılarınızda çok karmaşık görünebilir ama gördüğünüz gibi burada anahtarım var. Neyi neyle işaretlediğimi biliyorum. O yüzden böyle dolmaya başladıkça işte kalpler artıyor, yıldızlar artıyor falan falan çok hoşuma gidiyor. Bakın çok güzel değil mi? Niye <laughs> böyle en dandik sayfasını bize mi satıyor diyenler olabilir desinler ne yapalım. Bir de gerçekten bu sefer son. Son olarak yeni doğum günleri çıktıkça onları da buraya postitlere yazdım. Şimdilik böyle duracak bunlar. Önümüzdeki sene böyle bir liste yaparken oraya ekleyeceğim. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki yıl sadece bu alan yetmeyecek doğum günlerine. O yüzden ona başka bir formül bulmamız gerekecek. Ama onu da zamanı geldiğinde düşündünüz diyorum. Evet efendim. Nisan turumuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.